Herkese merhaba arkadaşlar. Bakırköy'deyiz bugün. Seçim anketi yapacağız. İnsanlara Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Recep Tayyip Erdoğan'a mı oy vereceksiniz diye soracağız. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki. Niye Recep Tayyip Erdoğan değil? Tayyip Erdoğan 20 senedir yönetmiş. Ne yapmış? Yaptıkları var. Yok, inkar edemezsin ama krize girdi ülke. Yani ülkenin alım gücü kalmadı insanlar. Alamıyorum her şeyi. Ben bir de kanser hastasıyım. Alamıyorum alacağım şeyleri. Seçimden sonra tekrar kazanırsak biz her şeyi çözeceğiz dediler. Kim çözecekmiş? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan 20 senedir çözmemiş de şimdi mi çözecekmiş? 20 senedir neredeymiş bu Tayyip Erdoğan? Üzülmeyen konuları. Neden çözememiş? Her yetki elinde. Bir şey imzaya bakıyor. Saraylarda yaşıyor. Halkı bilmiyor ki. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Kılıçdaroğlu. Ablacığım Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Kemal Kılıçdaroğlu. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Öyle. Öyle. Değişim aynen. Şart. Kemal Kılıçdaroğlu. Merhaba abi. Merhaba. Abi Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? İkisine de vermem. Kime vereceğim? Meral Akşener'e vereceğim. 12 tane erkek cumhurbaşkanı gelmiş. Bir düzüne yapar. Bir tane bayan gelmemiş. Bir şöyle düşünün ya, bir evi erkek mi çok iyi temizler, kadın mı? Soruyorum ben. Kadın. Demek ki. Siz ev olmaz. Demek ki o zaman kadın el atarsa bu bir gidişatımız düzelir. Yoksa bugüne kadar bir şey yapmadılar. Hiç birisi bir şey yapmadı. Kılıçdaroğlu da yapamaz. Konuşup duruyor hiç. Hava gazı, petrol ofisi. Bunun kardeşi inşaatlarda çalışıyor. Kardeşine faydası yok ya. Evet. Kılıçdaroğlu'nun. Evet kardeşi, öz kardeşine faydası yok ya. Bana mı faydası olacak? Aylığından 1.000 lira versin, ondan becerim. Bunu yapmayan adam kime ne yapacak ya? Geçinemiyor. İnşaatlarda işçilik yapıyor. Televizyon gösterdi. Kanallarda seyrettik. Meral Akşener dediniz Meral ya. Meral Akşener yapar. Altılı masada o da. Ya kardeşim AKP'den olsun, CHP'den olsun, MHP'den olsun, HDP'den olsun, İYİ Parti'den olsun. Şimdi... Kadın aday olsun. Kadın. Sizin ya. Evde kadın olmazsa erkeksiniz. Hep yaşayabilir misiniz? Yaşayamayız abi. Bir yerde kadın eli işe değerse tertemiz olur. Aydınlık olur, pırıl pırıl olur. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tehlikeli sorular. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı abi? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kimdi? Tanımadım ben onu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Ha şu şey anladım. Zevzek anladım. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Nedeni var mı? Yani 20 senedir bu adam burada tecrübelendi. Havaalanı yaptı, Çanakkale Köprüsü'nü yaptı, Marmara'yı yaptı, yer altından arabaları mı geçirdi? Evet. Doğal gazı getirdi. Ondan önce gelmişti ama belediye başkanı olduktan sonra iyice yaygınlaştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Seçim anketi. Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Biz komünist adamız ya. Yok mu aklınızda? Olmaz mı? Kim abi? Mansur Yavaş. Siz abi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan. Bay Kemal yani. Tabii ki Erdoğan. Erdoğan mı? Tabii. Neden abi? Neden? Seviyoruz. Erkek adam. Sözünü bilen, yerini bilen adam. Dünya meydan okuyan adam. Türkü Türk yapan adam. Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Niye abi? Diyeceksin. Niye? Kemal Kılıçdaroğlu benim kadar bile siyasi görüşü olmayan bir adam. Bir dediği öbürünü tutmuyor. Nesine güveneceğim? Bu memleket böyle adama yanar döner adama emanet edilir mi? Tabii ki Tayyip Erdoğan'a. Ölene kadar. Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan. Peki sadece ikisi kalsa? Ben yine Refah Partisi derim. Fatih Erbakan derim. Teşekkür ederim. Siz abla? Yeniden Fatih Refah Erbakan. Partisi Fatih Erbakan. Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi. Onun tanıtımını yapıyoruz. Onun tanıtımı mı yapıyoruz? Ondan sonra tek alternatif bizim partimiz. Başka yok Türkiye'de. Tanımıyoruz. Neler yapar sizce? Ekonomiyi düzeltir en başta. Allah'ın izniyle babasının gittiği yol takip ediyor. Babası 54. hükümetin başındayken %100 zam yaptı emekli maaşlarına, memur maaşlarına. Aynı çizgide gidiyor babasının çizgisinde. Allah'ın izniyle bir havuz sistemi oluşturacak. Tekrardan Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak Allah'ın izniyle. İnşallah. İnanıyoruz. Geleceğine de inanıyoruz. Anadolu'da çok büyük teveccüh gösteriliyor. Biz sürpriz yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani temelden geldiler buraya Allah'ın izniyle inşallah. Gerçekten söyleyeyim, ülkenin hali malum. Ve biz evde gerçekten duramıyoruz. Çocuğumuz çolumuz da olsa bu Türkiye'yi kurtarmak adına ne yapabilirsek diye düşünüyoruz. Bir adım dahi olsa bizim için çok büyük bir nimet. İnanın her gün sahalardayız. Gerçekten
çekirdekten yetişme. O bir Erbakan. Erbakan hocamıza da herkesin bir minnet borcu var. O yüzden yine biz Fatih Erbakan diyoruz. İnanın kurtuluş Fatih Erbakan'da, başka yok. Takip edin videolarını. Fatih Erbakan'ın videolarını herkes takip etsin. Bazı kanallarda çünkü izin verilmiyor konuşmasına. Ne kadar yasaklarlarsa yasaklasınlar, Allah'ın izniyle gümbür gümbür geliyoruz. Yeniden Refah. Kılıçdaroğlu. Ahmet Davutoğlu'nu düşünüyorum şu anda. Siyasetini beğeniyorum. Kişiliğini beğeniyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Muharrem İnce. Ben Muharrem İnce. Ben Mansur Yavaş demek istiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu. Ya, evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Siz abla? Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Ona sorma. Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki de CHP. Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu. Başka böyle bir başkan yok. Kemal Kılıçdaroğlu. Niye abi? Niye mi abi? Tayyip Erdoğan görmüyor musun? Bak şimdi ben bir Samsun Bafra'dan geldim. Geçen sene bir 300 milyona gidiyordum arabayla. Şimdi 1 milyar 400 milyon. Bir de köprü paraları, onlara geç 2 milyara. Ne yapacaksın? Ne asacağız kendimizi ya en sonunda? Onun için Kemal Kılıçdaroğlu. Bütün bu ülkeyi Tayyip Erdoğan mahvetti. Abi ikisi de değil ya. Sana da oy vermeyi düşünmüyorum. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan abi. Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip oğlu gitsin artık ya. Sandalyeye yapıştı, gitmiyor. Gitmeye niyet yok. Milleti de mahvetti oğlum ya. Vallahi mahvolduk yani. Gitsin bir an evvel de gelen kişi tabii ki düzeltemeyecek ama hiç olmazsa iki sene sonra belki bir refaha kavuşuruz. Gitsin artık ya. Tamam mı? Biz hepimiz yani düşünceli bir insanız. Düzeltilmeyeceğini gelen kişi biliyoruz ama bu adam o 20 senedir gitsin artık kardeşim. Yaptı zaten yapacağını. Milleti ezdi. O doldurdu bütçesini. Gitsin kardeşim, yeter artık. Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Her zaman adı tutmuş. Kemal Kılıçdaroğlu. Vallahi ben burada yaşamıyorum. Yaşamıyorum derken Yunanistan vatandaşıyım. Hollanda'da yaşıyorum ama Batı Trakya Türküyüm. Evet. Sonuna kadar Türk'üm, sonuna kadar Atatürkçüyüm. Teşekkür ederim. Ben Erdoğan'ı tutuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki. Siz abi? Abi çok yanlış adama sordun ya. Abi aklınızda bir. Mansur Yavaş abi, Mansur Yavaş. Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu. Dostum merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu mu? İkisi de yok. Türkiye yok. Artık Türkiye yok. Bakırköy'de herkes CHP'li. Herkes Kılıçdaroğlu diyecek. Bakırköy'de öyle diyecekler. Ya var mı? Başka bir adam var mı? Onun kim büyük dünya lideri var mı? Dünyayı yani sallayan bir adam var mı? Ama bunu yayınla ha. Neyi sallayacak? Bunu yayınla ha. Yayınlayacağım abi. Herkese postasını koyan, herkese raconunu kesen, Yunanlısıymış, yok bilmem nereliyse mi, hepsine. Bir de diyor ki, yok diye yalandan efendim Yunanlılara böyle böyle diyor Kılıçdaroğlu. Bu adam gelirim derse gelir. Onu kralı tutamaz. Ben hiçbirisine de vermiyorum. Abicim merhaba. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Abi ben bak ömür boyu Recep Tayyip'e oy verdim. Benim başımdan geçen abi anlatıyordum, tamam mı kardeşim? Ben Bodrum'dan geldim. Ben 3 gündür sokakta yatıyorum. Tamam mı? Abi sokakta yatıyorsunuz. Kardeşim. Ya ben ağlatmayın. Gidin kardeşim başımdan ya. Abi dinlemek isteriz. Abi gidin ya. Gerçekten belki, ne zor. Belki abim ya. Şöyle. Belki ben seni dinlerken belki içini dökersin, sen rahatlarsın. Sana iyi gelebilir yani. Buyur abi, seni dinliyorum. Hep Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdim kardeşim. Bak koşulsuz şartsız. Lambaya bastık, lambaya bastık, lambaya bastık. Bir COVID geçirdim. Geçmiş olsun. Ondan sonra böbreğim yok. Ayağım yanık. Çalışamadım. Hanım çalışıyordu. Geçinemedik. Evi geçindiremedik. Bir oğlum vardı. Lise 1'e gidiyordu. Onu okuldan aldık. Eşimden ayrıldık şu anda. Soğuklarda kalıyorum. Orada şimdi daha ben Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl oy vereceğim? Şimdi Ayşe kaçırdım işte. Olmadı. Üç gündür soğukta yatıyorum ya. Üç gündür soğukta yatıyorum. Müracaat ettiniz mi abi? Ettim abi. Gittim AK Parti'ye gittim bak oraya. Dedim ya bacaklarım arası bişik dedim ya. Ben ama bir banyo yaptırın dedim ya. Vallahi diyorum bak şerefsizim bak bugün kandil. Namaza gideyim temizleneyim dedim. Bacaklarım arası bişik dedim. Ya Allahsız bunlar kardeşim. Allahları yok. Bunların Allahları para. Allahları para bunların. Bak git orada var. Orada ilçe başkanlığına gönderilir. De kaç metre yürüdüm gittim. Onların dini imanı para. Yemek yedin mi abi? Vallahi yemedim bak.
Üç gündür tavukta yatıyorum. Gel abi seni, sana yok bir yemek kardeşim, yedirelim. Ben, hayır ben yemem. Sana bir yemek yedirelim yok abi. Kardeşim yok. Hadi. Sağ ol. Vallahi yemem. Gidin kardeşim başımda. Sen şunu kapatsana. Ki Tayyip Erdoğan. Neden abla? Çünkü o her şeyi yapıyor. Seviyoruz. Yani bütün yollarım her şeyimizi yaptı. Daha ne isteyelim ki? Abicim siz? Ben de aynı. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Hocam. Tabii ki yeni. Değişmesi lazım. Yeni, yeni. Yeni yönetim. Kim gelsin abi? Kim varsa o gelecek. Baba, kim var? Kılıçdaroğlu. Başka kim var? Var mı başka? Değişmez abi. Siz abla? Yok ben kimseyi aynısı, 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 aynısı. Teşekkür ederim. Değişmesi lazım, değişmesi lazım. Yeter. Eyvallah. 20 sene yeter. Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan abi. Hiçbiri. Hiçbiri. Recep Tayyip Erdoğan. Niye abi? Niyesi var mı? Güzde görünüyor. Niyesi var mı? Güzde görünüyor. Sen görmüyor musun? Ben onu da gördüm. Onu da tabii. Bir numara. Benim yaşım 63. Ben çocuğum. Ne olduğunu hepsini biliyorum ben. Anket yapıyoruz. Tamam diyorum sana. Bir numara. Kılıçdaroğlu benim gözümde 20 numara. O 1, o 20. 20 numara. 20 numaraya da atmam da sen bakma işte. Gerçek söylüyorum yani ben partici değilim. Evet. Ama gözde görünen şeyleri söylüyorum ben. Ben onları zamanında gördüm. Sen İstanbul'da çöpe patladığını, 30 kişi öldüğünü gördün mü? Kimin zamandaydı? Doğal gaz var mıydı? Elektrik var mıydı? Benzin var mıydı? Mazot var mıydı? Ben küçücüğüm. Şeker var mıydı? Çay var mıydı? Var mıydı? Kim vardı başta? CHP vardı. Doğan Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Meral Akşener. Meral Akşener diyorum. Bu da altılı masada. Tamam, Kılıçdaroğlu olsun o zaman. Şu an mesela ikisi aday olsa siz kime vereceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan. Herhalde Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Sizin gençlerin geleceği için, demokrasi için, devletimizin güzelliği için, insan hakları için. İkisi de değil. Var mı aklınızda bir? Mansur veya Ekrem. Peki adayı belirleseler Kemal Kılıçdaroğlu deseler? Ben Ümit Özdağ'a atarım. İkisi de olmazsa ki Ümit Özdağ illa aday olacak. Çünkü her partinin genel başkanı aday oluyor. Eğer Ümit Özdağ aday olursa yani çünkü Ümit Özdağ dedi ki yani ortak aday çıkarın diye. Eğer ortak aday çıkmazsa Ümit Özdağ'a atarım. Ortak aday çıkarsa da dediğim gibi Mansur veyahut Ekrem. Abi Tayyip Erdoğan. Niye abi? Çünkü ondan başka adam yok ki. O adam da değil. Adamın dibi. Biz böyle onun ayağında adam sayılmayız. Niye abi? Çünkü abi adamda acayip bir beyin var yani. Dünyaya ilk defa öyle bir insan geldiğini fark ediyorum. Fark ediyor musun? Evet tabii ki yani. Bütün insan, gençler de yani inanıyorum ki onlar da öyle diyecektir. Gençler şu anda öyle demiyorlar. Ne diyorlar? Gençler yani AK Parti'nin gitmesini istiyorlar. O zaman bir de babalarına sorsun o zaman. Babalarına sorsun bakalım babalar ne cevap verecek çocuklarına. Babam da bir şey demiyor. Önceden daha iyiydi diyor İlk abi. İlk ödülünü gördünüz. Bir şey dilerim. Bu ülkeyi kim kurdu dayım benim? Kim kurdu? Kim kurdu? AK Parti kurdu. AK Parti geldikten sonra ne yediniz? Dayı ne dedin ya? AK Parti değil. Mustafa Kemal Atatürk. O kurdu diye tam o zaman getir onu devam etsin. Getir onu devam etsin. O mu getirsin? Ölmüş gitmiş adamı nasıl kaldırıyor? Tamam da bu yaşayan adamı niye öldürüyorsunuz? Yaşayan adamı niye öldürüyorsunuz? Ne işi? Tayyip olmazsa bak sen bu kadar rahat konuşamazdın. Niye Tayyip? Allah mı? Allah değil. Haşa öyle. Akıllı insan. Akıllı insan. Akıllı mı? Allah birdir tamam mı? Ya neyini kandırmış? Ne giyiyorsan sen kendin hep ne yiyorsan içiyorsan onun sayesinde iyi içiyorsun. Bir saniye dur dayı. Tabii ki. Allah vermesin yiyebilir misin? Sen günde kaç lira para kazanıyorsun? Ben öğrenciyim abi. Ha öğrencisin. Ne kadar size burslar veriyorlar? Liseye gidiyorum. Burs falan almıyorum. Ya tamam abi. O adam gerçekten çok şeyler yaptı ama bizim halk olarak nankörüz. Nankörüz evet nankörüz. Ben sana nankörüz. Bak buradan tamam mı? Ta Gebze'den tut. Marmara Rayı'na nereye gidiyorsun? Karşıya gidiyorsun. Ya bana abi git o zaman sigara içme. Git al. Sigara içme ki adam. 17 içmiyorum sigara. Tamam baba. O zaman baban alsın. Senin baban tamam çalışmamış yapmamışsa. Bir şey soracağım. Niye yok? Ya en fakir adamın cebinde yine 1000 liradan aşağı para yok. En fakir adamın cebinde. En fakirin cebinde araba. Ya tamam o zaman. Benimle ne tartışıyorsun kardeşim? Niye? Cebimde bir şey yok. Tamam olmaz. Git o zaman. Sosyal yardımlaşmaya bakıp. Sosyal yardımlaşma almayacağım. Bak kırık telefon ama iPhone. Kırık abi değiştiriyorum. Benim burada. Kırık telefon ama iPhone. iPhone. iPhone taşıyana kadar git ayakkabı al. Ayakkabı al. Kaç sene önce aldım? Ne? 5 sene önce aldım. Hala. Demek ki 5 sene önce. 5 sene önce paranız varmış. Şimdi parayı yemiş içmişsiniz. Şimdi başka kötüleşmiyor. Kötüleşmiyor. Ekonomi çok güzel gidiyor. Kılıçdaroğlu ne verdi? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Seviyor musunuz?
Ben kimseyi sevmiyorum, kendimden başka. Devlete görüyorsunuz dünyanın halini işte. O yüzden de akıllı başlı biri gelsin, genç biri gelsin. Kemal Kılıçdaroğlu genç değil. Genç değil ama en azından CHP'li. En azından yolu düzgün. Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Niye abi? Yeter artık 20 senedir ya. Değişiklik olsun biraz. Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Ha abi yok bu sıkıntı. Abi Kılıçdaroğlu abi. Niye sıkıntı oldu? Cevabını verenlerin sonunu ben bildiğim için. Yo abi sonumun içeride olduğunu düşünüyorum bu soruya cevap verdikten sonra. Bu sadece seçim anketi. Şimdi ben bu sene oy kullanıyorum. Oyum inşallah Allah'ın izniyle AK Parti olmayacak. Abi seçim anketi demeyeyim. Şöyle diyeyim sana. Şu an bana göre şu ülkeyi sadece Muhsin Yazıcıoğlu yönetebilirdi. Doğru konuşanın sonunun ne olduğunu gördük abi. O yüzden şu ülkede konuşanları ne yapıyorlar görüyoruz. Ben ikisine de vermem abi ya. Ümit Özdağ verir abi. Ümit Özdağ abi. Bence de en mantıklısı. En mantıklısı o yani. Mülteci soğukluğunu giderecek çünkü. Son tura ikisi kalsa? Kemal Kılıçdaroğlu derim abi. Ha bana da sorsaydınız ben ne olacak? Sen Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Ümit Özdağ dediğim gibi de son tura kalsalar Erdoğan'a veririm, o da dış politika yüzünden. Dış politikada daha iyi. Kemal Kılıçdaroğlu. Siz? Aynen. Siz abi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu paçasına yetişemez onun. Bak Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum ama Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetemez. Paçasına dahi yetişemez. Kim yönetir abi? Kim yönetir? Ali Babacan'ın geçmişi temiz olsaydı, yani bana göre, inancıma göre, FETÖ ile bağ olmasaydı Ali Babacan'a verirdim. Kazanır mı? Kazanamaz. Yine Tayyip gelecek. Yine çıkacak. Sevmiyorum. Ekonomi için iyi olmaz ama dış politika için iyi olur. Ekonomi için iyi olmaz. Beceremiyorlar. Öbür damadı şu anki sihaları yapan adama 200 tane koruma verilmesi lazım. O adam bu ülkedeki en değerli adam. Bana göre. Selçuk Bayraktar. Ama öbürünü oturtturmayacaktı. Anladın mı? Paranın başına, çeşmenin başına oturtturmayacaktı. Yaptığı hata çok var. Yine gelecek ama. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Niye? Doğru adam. Selahattin Demirtaş. Neden abi? Özgürlük için, adalet için. Şimdi öyle bir soru sordunuz ki yani. Evet abi. Siz sordunuz veya siz sordunuz. Evet çekim abi. Yapıyor musunuz? Yapıyoruz abi. Kayıt alıyorsunuz. Kayıt alıyoruz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'dan başka Türkiye Cumhuriyeti'ne bir alternatif var mı? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. İkisi de değil. Var mı aklınızda? Hiç yok ki. Niye yok abi? Ama gene Tayyip ha. Recep Tayyip Erdoğan. O soru sorulur mu? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Ha bu maçı kim kazanır? Fenerbahçe lan Zeyrek. Herhalde Fenerbahçe kazanır. Bu da böyle olacak yani. Olmalı. Tayyip Erdoğan. Sen de hangisi? Ben size soruyorum. Ben de sana soruyorum hangisi? Ben oy kullanmayacağım. Uy, yazık ettim bir oy gitti. İkisi de devlet adamı. Evet. Kimin şansı varsa o gelsin. Sizce? Ne bileyim ya. Siz oy kullanmayacak mısınız? Kullanacağız. Kime oy vereceksiniz? Hangisi abi? Hangisi? O dediğiniz hangisi? Kemal. Kemal Kılıçdaroğlu. Söyleme ha. Söylemem abi. Peşime takılırlar. Kim takılacak abi? AKP'liler. Hiçbiri. Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden abi? Çok değerli sevdiğim bir insan. O olmasa var ya bu ülke batar. Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Niye abi? Ya görüyorsunuz işte şu anda durumu görüyorsunuz. Savunma sanayi. İşte her şeyle Tayyip Erdoğan. Vallahi anlatacak çok şeyler var ama. Buyur abi seni dinliyorum. Teşekkür ederim. Ben, tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu diyorum. Herhalde Kılıçdaroğlu. Selahattin Demirtaş. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Siz abi? Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu? Tabii. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Kim ne bilecek benim? Soru çok kolay aslında. Kolay mı abi? Tabii. Kılıçdaroğlu. Tabii Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Selahattin Demirtaş. Meral Akşener. Tayyip Kemal. Erdoğan. Siz? Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. Kim olursa olsun tenekeyi koy tenekeye vereceğiz. Tamam. Ülkede satmadık yer bırakmadı. Satmadık. Şu gençlerin herkesin hakkını sattı. Benim çocuğumun, çoluğumun, sizlerin çoluğun hepsinin hakkı. Deliye desen deliye altın yumurtlayan Telekom'u satmaz. Ya deliye. Deliye de buradan bir tane deli çağır. De ki Telekom'u satacağız. Altın yumurtlayan yumurta. Tekelli satacağız. Görürsen kafayı mı yedin? Deli misin ya? Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık birikimlerin hepsini sattı ya babasının malıymış gibi. Ya baba malını mı satıyorsun ya? Ha? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları bu Telekom'u kazandı, Tekel'i kazandı, şeker fabrikalarını kazandı. Her yeri bunlar yaptı. Sen de geldin, hazıra kondun, sattın.
33 kişiyle AK Parti'yi kurdu. Yola çıktık, arkadaşlarını yolda bulduklarına sattı. Arkasını döndük, iki kişi kalmış. Biri Cin Ali, Bin Ali, biri de kendisi. Ali Babacanlar hepsi gemiyi terk etti, hata yapıyor diye. Bir kendi haklı. 33 kişiyle AK Parti'yi kurmuş, 31 kişi bırakıp gitmiş gemiyi, bir tek kendisi haklı. Bir tane yanına almış Cin Ali'yi, İn Ali, Cin Ali. Cin Ali git İzmir'den belediye başkanı ol. Cin Ali git Ulaştırma Bakanı ol. Cin Ali git İstanbul'dan belediye başkanı ol. Cin Ali git başbakan ol. Yat yat, kalk kalk. Asla ve asla Bin Ali Yıldırım'ın karakterinde Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde birisi olmak istemezdim. Ben insan olarak utanıyorum da utanmıyor ya. Nasıl bir karakter var, nasıl bir kişilik sende var ya. Adam sana yat diye yat isin, kalk diye kalk isin ya. Yani hiç mi aklın yok, hiç mi vicdanın yok, hiç mi dönüp arkana bakmasın kardeşim. Bu insanlar bu gemiyi terk etmişler. Hiç mi sorgulamıyoruz. Neyse, konuşacak çok şey var da zaten yutkunuyor. Teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan. Eyvallah. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Selam. Hiç güzel bir soru olmadı bu. Recep Tayyip Erdoğan tabii ki ya. Tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu. İkisi de değil. Hiçbiri. Kendim seçiyorum. Kılıçdaroğlu. 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 Tabii ki Kılıçdaroğlu. Siz? Ümit Özdağ. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu ya. Yani. Kılıçdaroğlu. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Siz aldık. Aynen. Tayyip Neden? Erdoğan. Ya nedeni mi var, her şey ortada ya. Ne ortada? Adam kendine oy kullanamayan, kendine dahi oy kullanamayan bir adamı ben ne yapayım ya? Kendine oy kullanamıyor mu? Büyükşehir Belediye Başkanı iken kendine oy kullanamadı ya, bilmiyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim.